Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyun Gezegeni kanalımızda yepyeni bir seri demeyelim, mini seri diyelim. Mini seri diyelim. Football Manager 2016 kulüp yaratma modunda arkadaşlar efsaneler kadrosunu elimden geldiğince efsaneler kadrosunu oluşturmaya başladım. Böyle bir fantezi yani fantezi yapmaya çalıştım diyeyim. Yani birazcık daha değişik olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Dünyanın en zor liglerinden İngiltere Premier Lig'den arkadaşlar elime Manchester United aldım. Manchester United'ın kadrosunu değiştirdim arkadaşlar. Neler aldım? Hani efsaneler derken tabii ki işte Messi, Ronaldo, işte genç oyuncular da var ama elimden geldiğince ligdeki kuralların el verdiğince diyeyim. Neler yaptım? Şu anda hala futbol hayatını sürdüren efsane futbolculardan oluşan bir kadro kurmaya çalıştım arkadaşlar. Değişik bir şey olacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi ufak mini bir şey. Eğer beğenirseniz tabii ki devamı da gelebilir. Gördüğünüz gibi oyuna amblemimi kendim yapmış olduğum amblemi oyuna koydum. Manchester United'ın amblemini çıkarttım. Onun yerine kendi amblemimizi oyuna koydum. Bir de konuşabilsem size çok şey anlatacağım ama neyse. Neyse. Şimdi isterseniz bu efsane kadroya bakalım değil mi? Kuruluş yılımız gördüğünüz gibi 2015 olarak gözüküyor. Dünya çapında bir itibarımız var. Zenginiz. Manchester United'ı ele aldığımız için çünkü bunlar arkadaşlar. Kulüp detayları Manchester United'ın kulüp detayları kesinlikle ondan bir şüpheniz olmasın ve hemen isterseniz kadromuza geçelim arkadaşlar. Şöyle mevki olarak ben sıralayayım isterseniz size bakın bakın kimler var kadroda. Kaleciler Gianluigi Buffon, Iker Casillas, iki tane efsane 37 ve 34 yaşında. Defansın solu 34 yaşındaki Ashley Cole. Göbekte John Terry, Brezilya'nın unutulmaz stoperi Lucio, Sergio Ramos. Bu efsane içindeki en genç koyduğum oyunculardan bir tanesi arkadaşlar Ramos. Ancak bence bu yaşına rağmen yani 29 yaşında olmasına rağmen bir artık efsane diyebiliriz Ramos için. Diğer bir sol bek Roberto Carlos 42 yaşında. Sağ bek Dani Alves 32 yaşında. Orta saha Steven Gerrard, Andre Pirlo, Dele Alli bunu yani genç futbolcuları diyeyim tamamıyla İngiltere'nin lig kurallarına göre koymaya çalıştım. Andrea Zivkovic, Eric Lamela bunlar genç futbolcular. Harvick Lozano, Zachary Bakkali, orta sahanın göbeği Frank Lampard, Xavi, Rafinha, Gökhan Töre. Ofansif orta saha Ronaldinho, Lionel Messi, Alessandro Del Piero, Kaká, Francesco Totti, Franco Vazquez, Didier Drogba, Harry Kane. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yani dediğim gibi elimden geldiğince şu anda futbol hayatını sürdüren efsaneleri koymaya çalıştım. Şöyle 21 yaş altına baktığımız zaman da aslında bir iki tane daha var. İşte Duarte var, Drazic var. Bu iki tane futbolcu aslında bir yani şey as takım oyuncuları diyebiliriz. Ancak şu anlık yedekteler kendileri. Dediğimiz gibi arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Efsane bir kadromuz var bence. Leo Messi'yi atlamadık sanırım. Aynen Messi'yi de söyledik. Şöyle ben kurduktan sonra arkadaşlar başladım şöyle hazırlık maçlarına. İki maç yaptım. Birisine Peterborough'u 6-0 yendik. Birisine Oldham'ı 3-1 mağlup ettik arkadaşlar. Efsaneler tabii ki baktım. Ben genelde maçlara bu yaşlı oyuncularla çıkıyorum. İnanılmaz bir zevkli oluyor maçları gerçekten. Ancak şöyle de bir durum var arkadaşlar. Tabii ki neyse bunları geç ya. Şöyle bir durum var dediğim gibi çok yaşlı oldukları için kondisyon konusunda birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz ve sakatlık konusunda arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyoruz. Drogba bu arada emekli olmaya karar vermiş. Bu sezon sonunda bir sezon daha olsun tamam.
Kararında bir şey onunla bir takım görüşmeler yaptım ancak başarılı olamadım. Evet, Drogba'ya en azından emekli olmaması için biraz daha nasıl yaptık? Ne diyelim? Konuştuk hani biraz daha ertelemesi için efsaneler kadromuzun en azından 2 sezon devam etmesi için ancak emekli olmaya karar vermiş Drogba hayırlısı olsun diyelim. Dediğimiz gibi elimden geldiğince kurmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer sizin de aklınıza benim eklemediğim efsane bir futbolcu varsa yorumlarda muhakkak belirtin arkadaşlar. Ben bir şekilde eklerim onu takıma. Yani içiniz o konuda ferah olsun. Dediğim gibi sadece yorumlarda belirtmeniz yeterli. Daha öncesinde size belirtmiştim bir projem hakkında Football Manager ile ilgili. Siz işte üyelerimin işte kimisinin başkan, kimisinin futbol direktörü hani gerek teknik kadro gerek yönetim açısından ekleyebilirim hani editörde demiştim. Ancak çok fazla istek gelmedi öyle o projeye. O yüzden ben de kafama göre böyle bir değişiklik olsun. Böyle biraz daha fantezi, böyle biraz daha işin makarasına mı diyelim artık ne denirse artık. Ona göre bir şey yapmak istedim. Hadi tamam, hadi gitsinler kiralık bari de. Yapmak istedim ve böyle bir kadro ortaya çıktı arkadaşlar. Abi bu adama ne diyor ya bu? Keane'e 1 milyon euro. He, Will Keane. Bu adam. Hadi git hadi git genç oyuncu. Hadi git hadi git bakalım hadi. Hadi git bakalım. Bir sonraki karşılaşmamız arkadaşlar Belenenses mi? Neymiş? Belenenses. Deplasmana çıkıyoruz. Hazırlık karşılaşmaları bunlar. Lig öncesi, Premier Lig öncesindeki hazırlık karşılaşmaları. Bakalım efsanelerimiz kadromuz, efsaneler kadrosu İngiltere Premier Lig'de neler yapabilecek? Yani ne kadar başarılı olabilecek? Hep birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. İşte dediğim gibi arkadaşlar seri olur mu seri olmaz mı bu tamamen arkadaşlar sizin isteklerinize kalmış diyeyim yani sizin isteklerinize sizin beğeninize kalmış deli bir like bekliyorum arkadaşlar efsane kadromuz için en azından eğer bunun bu şekilde güzel böyle bir hani arada sırada gelen bir seri olmasını da isterseniz arkadaşlar muhakkak yorumlarda belirtirsiniz sevinirim. Bu arada gördüğünüz gibi oyunda tamamen bizim kendi yarattığımız amblemimiz de var. Bu da ayrı bir anti parantez bizim için. Tamam gitsin hadi bakalım. Hemen efsaneler kadrosu ile size ilk karşılaşmamızı oynatmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz zevkli oldu iki tane. Yani benim yapmış olduğum o iki hazırlık maçı gerçekten inanılmaz zevkli oldu. Oyunda bile bu efsaneleri izlemek insanı hoşlandırıyor mu denir artık ona ne denir? Siz yani siz söyleyin ne bileyim. Şikol Roberto Carlos oynasın hadi bakalım. Dele Alli'nin yerine Andre Pirlo, Steven Gerrard oynasın. Rafinha'nın yerine Xavi oynasın hadi bakalım bu maçta. Messi'nin yerine sağ tarafta kim oynasın biliyorsunuz mu? Bilmiyorsunuz. Nereden bileceğiniz desene. Şöyle baktığımız zaman Ronaldinho. Aynen. Ronaldinho. Vasquez'in yerine orada kim oynar? Tabii ki Francesco Totti oynar. Solda. Sol tarafta kim oynar? Tabii ki Andres Alexandro Del Piero oynar. Aynen. Tabii ki forvette de hop Didier Drogba. Drogba'yı da şöyle bir komple yapalım. Tamam. Aynen tamam ya yani bu kadar bu kadar değişiklik yeter. Leo Messi'yi alalım şöyle yedeklere. Vasquez Lamela eşlik ol. Abi şu kadroya baksanıza ya. Ancak gördüğüm kadarıyla sanki stoper sıkıntımız var. Takımda 3 tane stoper var. Transfer olarak da belki bir iki tane, bir tane ya da iki tane stoper takımımıza katabiliriz. Tabii ki bu seri olmasını isterseniz, seri olmasını istemezseniz yapmaya çok fazla da gerek yok.
bu şekilde gittiği yere kadar gitsin dedik ve karşılaşmaya biz başladık. Bakalım Belenles karşısında efsaneler neler yapacak? Roberto Carlos kullandı şimdi. Xavi. Çok güzel bir pas. Francesco Totti. Totti ortaladı. Drogba. Didier Drogba. Dakikalar 5'i gösterirken takımımızı 1-0 öne geçirdi. Belenles karşısında. Asist Totti. Gol Drogba. Aman Allah'ım. Şu isimlere bakın. Hop. Steven Gerrard. Drogba. Drogba sol tarafa döndü. Alessandro Del Piero. Ortaya. Sağ tarafta Ronaldinho indirdi. Totti vurdu kaleci. Adamların ismini söylerken bile gerçekten heyecanlanıyorum gerçekten. Ronaldinho koştu ancak topu alamadı. Roberto Carlos araya girmeyi başardı şimdi. Agüero. Samuel. Roberto Carlos 42 yaşındaki Roberto Carlos topu kesmeyi başardı. Şimdi Del Piero korneri kullandı. Sergio Ramos indirdi. Ronaldinho orada defanstan sekti. Kalecimiz kim o? Gianluigi Buffon. Buffon degajını kullandı ancak simülasyon geldi girdi araya. Dakikalar 11 arkadaşlar. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Oyun gezegeni FC olarak Belenes deplasmanındayız. Şu anda kullandığımız taktik tamamıyla geniş alan taktiği aslında. Ben bunu hemen öyle bir kendi yapmış olduğum taktik. Çok fazla taktikle uğraşmadım. Ama bu takıma bence bu taktik gitmez diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü çok fazla hızlı futbolcular değil. Yaşlı oldukları için çok fazla öyle hızlı futbolcular değiller. O yüzden bu takıma bence tamamıyla dar alanda bir pas futbolu oynatmalıyız diye düşünüyorum ben. Şimdi Del Piero. Del Piero ceza sahasında. Del Piero. Del Piero ancak defans araya girdi. Alessandro Del Piero tehlike yaratmak istedi ancak defans araya girdi. Dakikalar 31. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Şöyle kanat değil de 4-2-3-1 şeklinde ancak üçlü tamamıyla üçlü ofansif orta saha gibi forvet arkasında olacak. Göbekten dar alanda pas futbolu oynatırsak bu takıma bence inanılmaz başarılı olurlar diye düşünüyorum. Şimdi Carlos Del Piero, Alexandro Del Piero 42 yaşındaki inanılmaz güzel 42 yaşındaki efsane İtalyan gerçekten klasına yakışır bir gol attı. Burada Roberto Carlos Del Piero'ya verdi. Del Piero o boşluğu gördü. Kalecinin uzanamayacağı köşeye, tam köşeye, ters köşeye topu mükemmel yolladı. 45. dakikada takımımızı 2-0 öne geçirdi. Alexandro Del Piero. İkinci yarıya hemen başlayalım. Bu maçtan sonra bir de size söylemiş olduğum taktiği bakalım. Yapmaya çalışayım takımımıza. De bir sonraki hazırlık karşılaşmasında öyle bir taktikle çıkalım. Nasıl fark edecek farkları hep birlikte görelim bakalım. Şimdi kim o? Belenenes hata. Kim o? Feria. Sola döndü. Fernandes. Dani Alves araya girdi. Ronaldinho. Pası Drogba. Drogba. Terste çok güzel gördü. Del Piero. Alexandro Del Piero 3-0 yaptı. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü Belenes alanına gönderdi. Burada Drogba çok güzel gördü Del Piero'yu. Del Piero bekletmeden klasına yakışır bir vuruş yine. Ve takımımızı 3-0 öne geçirdi. Alexandro Del Piero. Ronaldinho birazcık etkisiz gibi. Ronaldinho'yu çıkartıyorum. Yerine Andrea Zivkovic'i oyuna alıyorum. Bir efsane oyundan çıkıyor. Bir efsane olmaya aday futbolcu sahaya giriyor. Dakikalar 60. 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Karşılaşmada efsane spor, efsane oyun gezegeni FC, Efsolar. Yaş ortalaması 35-36 belki. Ancak gördüğünüz gibi çatır çatır da oynuyorlar yani. Şimdi Ventura, Bonardo, Agüero, Ventura'ya tekrar. Belenes pas yaparak çıkmak istiyor. Önde baskı yapıyoruz. Faria sola döndü. Fidalgo, Faria, Agüero, Martins. Ancak Dani Alves'e girdi. Orada bir anlaşmazlık ve
Golü yedik maalesef. Dani Alves ile Giovanni Buffon arasındaki bir anlaşmazlık takımımıza gol olarak cezayı kesti Belenes. Şimdi Xavi'yi çıkartıyorum. Frank Lampard'da oyun alıyorum. Andre Pirlo'yu sokuyorum. Steven Gerrard'da oyun alıyorum. Kaka'yı oyun alıyorum. Francesco Totti'yi çıkartıyorum. Girenlere bakın, çıkanlara bakın. Aman Allah'ım, kafayı yiyeceğim. Dakikalar 85. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Carlos şimdi kullandı. Kaka ortaya çıkarttı. Frank Lampard. Frank Lampard 37 yaşındaki bir futbolcunun profiline baksanıza abi. 37 yaşındaki bir futbolcu bu. Gerçekten inanılmaz. Zaten bu yüzden bu oyuncular efsane. Bu yüzden bizim efsane kulübümüzün içinde yer aldılar. Bu arada Lucio. Lucio dakikalar 90'ı gösterirken durumu 5-1 yaptı. Del Piero serbest vuruşu kullandı. Lucio orada bir anda boş kalmıştı. Gelişine çok sert vurdu gerçekten. Ve 5. golü attı takımımızın. Artık karşılaşmada son saniyeler, 5-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Ve hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. 5-1 şekilde Belenes deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başarıyoruz. İsterseniz hemen şimdi şu taktiğimizi bir yapalım arkadaşlar. Hep birlikte şöyle diziliş tanımı diyelim. 4 2 3 1 dar alan diyelim. Aynen budur. Defansif oyun kurucu birisi, iki tane defansif oyun kurucu olsun. Bir tanesi burada oyun kurucu, bir tanesi serbest oyuncu olsun, bir tane daha oyun kurucu olsun. Böyle tamamdır. Talimatlara gelelim. Sakin oynayacağız. Düşük tempoda dar alanda oynayacağız. Kontrollü bir şekilde dar alanda oynayacağız. Pres olsun. Göbekten oynayacağız. Defanstan kısa pasla çıkacağız. Bekleri ileri çıkartıp rakip ceza sahasına paslaşarak gireceğiz. Az top süreceğiz. Topa sahip olacağız. Çok kısa paslarla yapacağız. Bakalım bunlarda. Yaratıcı olalım çünkü gerçekten inanılmaz futbolcular var takımımızda. Kaleciye pres yapalım. Aynen. Şunu da akıcı yaptık mı? Tamamdır. Tamamdır. Hemen oyuncu talimatlarına başlayalım. Xavi'ye bakalım. Daha az top sür diyelim. Yeter. Gerrard'da da aynı şekilde daha az top sür. Roberto Carlos ofansif bek. Dani Alves aynı şekilde ofansif bek. Pas dağıtan stoper. Kalecimiz libero kaleci olacak. Şimdi Del Piero şöyle bakalım. Daha az top sürsün. Boş alanlara hareketlensin. Tamam. Francesco Totti çok şut çeksin. Aynen şut çeksin bu oyuna. Ronaldinho da aynı şekilde boş alanlara hareketlenip daha az top sürsün. Xavi ile Gerrard'a girdik zaten. Carlos dar alanda oynasın. Topla içeriye daha az top, daha az şut, daha az riskli pas, çizgiye inmeden orta tamamdır. Aynı şekilde Dani Alves'i de yapalım. Daha az top sür, daha az şut çek, az riskli pas yapıp çizgiye inmeden orta yapıp dar alanda futbolunu oynasın. Kaleci Buffon'a aynı şekilde yakınındaki oyuncuya ver, hızlıca oynasak daha az riskli bir şekilde tamamdır. Lucio az şut çek, az top sür. Ramos yapacak çok fazla bir şey yok. Totti'ye girdik zaten. Drogba çok şut çeksin, az riskli pas yapsın. Mevkisinden de bağımsız oynayabilir. Didier Drogba tamamdır. Futbolcu talimatlarımızı da yaptık arkadaşlar. 2 dakikaya takımımızın taktiğini de yaptık bakalım. Bir sonraki hazırlık karşılaşmasında bizi neler bekliyor, neler bekleyecek bakalım. Keane'i Wolves'a gönderdik bu arada. Hani antrenmanlarla başladım kulüpte, şöyle göstereyim. Kondisyon yüklüyorum bu 3. haftada. 3 haftadan beri kondisyon yüksek bir şekilde kondisyon yüklüyorum. Şimdi buna taktik yoğunluk olarak ortalama olsun. Yine taktik yoğunluk olarak ortalama olsun. Burada da takım uyumu
ortalama olsun. Tamamdır. Hücum organizasyonları dedik. Aynen, tamamdır. Antrenmanlarımızı da ayarladık. Şöyle bakalım. Drazic tamam, kabul. Kiralık olarak gitsin. Atromotis'le arkadaşlar. Atromotis'le oynayacağız. Şöyle otomatik seçim diyelim. Alessandro Di Piero. Alessandro Di Piero'yu alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Şey için alamıyoruz. Kurallar gereğince alamıyoruz. Gökhan Töre'yi almasak da diğer onu alsak olur mu? Olur. Çünkü bizim bu sezon efsaneler kadrosu olduğu için Gökhan Töre'nin çok fazla da gerek yok. Gökhan Töre şu an, yani bu sene en azından. Bakalım bakalım bakalım. Tamam. Bakalım yeni taktiğimizle, pasa dayalı taktiğimizle bu efsane futbolcular ne kadar pas yapacaklar, ne kadar pozisyona girecekler, hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi gerçekten zevkli oluyor. Ben en azından oynarken zevk alıyorum. Sizin de izlerken zevk alacağınızı düşünüyorum en azından. Eğer gerçekten bu ilk bölüm olacak, zevk alırsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hani çok, nasıl diyeyim size, sıkı sıkı değil. Her gün her gün olmasa bile ara ara bu serimizden de videolar atabilirim isterseniz tabii ki. Şöyle yapalım. Ama tabii ki genç oyuncuları alıyor. Biz ne yapacağız? Yaşlıları koyacağız abi. Yaşlı yaşlı. Yaşlılar candır. Gerisi heyecandır. Vasquez'i çıkartıyoruz. Ronaldinho'yu alıyorum. Andrea Pirlo, Dele Alli diye hadi bakalım başlasın. Aynen, Didier Drogba ile başladık. Baktığımız zaman tamam, baya baya efsaneleri topladık. Lionel Messi bir var. Şey olarak, nasıl diyeyim? Genç olarak. Genç olarak Lionel Messi var. Şöyle Francesco Totti mi? Lozano Delalli. Bakkal Lampard orada dursun. Tamam. O zaman takımı bitirelim ve karşılaşmaya başlayalım bakalım. Tabii ki daha taktik alışması falan bulunamadığı zaman gördüğünüz gibi aslında uyumsuz şu anda takım bu taktiğe. Sadece deneme amaçlı yaptık bakalım bu taktiğimizi. Şimdi Ronaldinho, Sergio Ramos derken simülasyon geldi, girdi araya. Şimdi benim çok en çok dikkat edeceğim konu arkadaşlar pas oranı. Pas oranına bakacağım. Şimdi Dani Alves. Pirlo, Alves. Dani Alves sağ çizgide. Kaka. Tekrar Dani Alves'e. Dani Alves. Kaka'ya. Kaka. Pirlo. Messi. Kol. Eşli kol. Eşli kol. Ronaldinho. Drogba. Messi. Kaka. Aman Allah'ım, isimlere bak. Dani Alves ortaladı. Kafayı vuran Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho dakikalar 14'ü gösterdiğinde takımımızı 1-0'a geçirdi. İşte inanılmaz paslaşmalar. En son Dani Alves ortaya yaptı. Kafayı vuran Ronaldinho takımımızı 1-0 öne geçirdi. Atromotis karşısında. Dakikalar 25 oldu. 1-0'lık üstünlük devam ediyor karşılaşmada. Şimdi Atromutis atar. Lenos. Usero. Latalek. Solda. Traşkuriş. Neyse artık. Acayip bir ismi var. Araya giremedi. Eşli kol. Lenos vurdu. Dışarı attı Lenos. Dakikalar 38. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Şu ana kadar takımımız 260 pas yaptı. Taktiğe tamamıyla uyumsuz olmalarına rağmen gerçekten çok 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 iyi bir sayı. Bakalım 90 dakika sonucunda ulaşılacak nokta ne olacak? İkinci yarıya Atromotis başladı. Şimdi Ronaldinho ortaya döndü. Messi. Messi. Messi ceza sahasının üstünü çekti. Kaleci Fayrakis.
48. dakikada Messi ile ikinci gole yaklaştık ancak Fayrakis gole izin vermedi. Dakikalar 54. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Hadi oyuncu değiştirelim sakatlanmasınlar. Totti alıyorum. Drogba'nın yerine bakıyorum şöyle. Ronaldinho patlamış. Yerine Dele Alli'yi mi alsam? Yok. Rafinha'yı alıyorum. Xavi'yi çıkartıyorum. Steven Gerrard alıyorum. Andre Pirlo'yu çıkartıyorum. Frank Lampard'ı alıyorum. %77'lik bir pas, isabetli pas oranıyla oynuyor takım şu anda. Dakikalar 60 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz de devam ediyor karşılaşmada. Hani şöyle de bir şey olmasın kesinlikle, hani işte o adamlara bak sen böyle her maçı yenersin falan filan diye bir şey olmasın. Sonuçta adamlar tamam eyvallah ama baktığınız zaman Kaka mesela hani sıradan çok çok yani 33 yaşında sonuçta çok çok öyle abartılı bir profili yok. Sonuçta yaşlar fark ediyor, gördüğünüz gibi kondisyonlar patlıyor gidiyor. Dakikalar 89 oldu arkadaşlar. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Takımımız 520 pastaydı. Simülasyon bitti orada. Bakalım pozisyon mu? Astromitis'ten dışarı gitti. Artık hakemin son düdüğü de geldi arkadaşlar. Atromitos karşısında 1-0 galip ayrılıyoruz. Şöyle maç istatistiklerine bir bakmak istiyorum. 520 pas yapmışız ki bu az. Az bence. Neden az? Bu kadroya göre az. Bu kadronun böyle şakır 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 olayı bitirmesi lazım. Ama bu da tabii ki taktik uyumundan kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum ben. Neyse arkadaşlar, bu bölüm biraz kısa olsun. Burada keselim. Dediğim gibi efsaneler kadrosunun serisinin isterseniz muhakkak ama muhakkak yorumlarda belirtin arkadaşlar. İstemezsiniz bile bu efsane futbolcular arkadaşlar, deli bir like bekliyorum sizden. O zaman ne diyoruz? Her bölümün sonunda olduğu gibi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.